zor. Zor. Allah sabır versin sahiden öyle. Teyzen orada mı? Amin. Teyzeni merak ettim. Teyze neredeydi? Teyzene. Teyzem düğüne gelmedi aslında. Neden? Orada bambaşka bir hikaye. Aa. Aynen. Sana annelik yapan teyzen. Gelmedi çünkü biz teyzemle düğün esnasında biraz kırgındı. Ciddi olamazsın, evet, Cemile. Neden? O evlenmemi istemedi gene. Ben de evleneceğim deyince. Erken buldu aslında. Evet. Hani niye biz sana bu kadar sahip çıkarken bu yaşta dedi. Okulu bitirip önce. Bu kadar imkanlarımız hani sana verdiğimiz emek bu kadar boşa mı gitmeliydi dedi. Kızdı i̇şte yani. O da hani annemden emanetsin sizi ya. Sizi düşündüğü için aslında. Peki sonra ne oldu? Sonra barıştık. Ben gelin çıktıktan sonra falan hani şey yaptık ama yani tabii düğünüme gelemedi ister istemez. Gözlerin arada onu. Ama buruk oluyor. Evet, o bir eksiklik oluyor değil mi? Niye böyle yapıyorlar? Tamam kızabilirsiniz ama bir yola çıkılmış artık ya. Bunun ötesi yok. En önemli, bari en mutlu olduğum o günde. Anda yalnız bırakmayın, illaki barışılıyor. Evet. Ay, şu an görüşüyor musun? Tabii tabii. Görüşüyoruz. Görüşmez olur muyuz? Anneanneniz var mıydı düğünde? O da yoktu. Anneannemle teyzem de aynı kalıyorlar. Teyzemin eşi vefat etti. İkisi bir kalıyor. O yüzden seni niye öyle tutuyorlar? Bir adetten falan evet, mı? Evet, bu elmadan bir adeti kızlar. Gelinleri hep böyle yaparlar. Hani anlamını gerçekten... Ne yapıyorlar? Bir de sallıyorlar. Kıbleye doğru yaparlar bunu. Allah Allah. Gerçekten anlamını ben de bilmiyorum. Böyle hıçkıra hıçkıra ağlıyorum orada da. Onlar kim? Onlar da biri yengem, biri de teyzem. Yani babamın şimdiki eşinin ablası aslında. Evet. Teyze diyoruz. Ne kadar öyle daha devam ediyor Cemile, onu merak ediyorum. Böyle övene kadar, o hani şarkı şeyi bitene kadar sonra kınaya geçiyorlar, kına yakmaya. Elma Dağlılar gelini tutup uzun bir süre sallıyorlar sanırım ön arkaya doğru. İlk defa Cemile Hanım'ın düğününde gördüm. Çok farklıydı, gerçekten çok şaşırdım. Bu arada kına yakılıyor. Ay, validem altınımı kondurdu sağ olsun. Ben kınayı hiç sevmem. Yani sevmiyorum nedense, bilmiyorum. Kokusunu mu sevmiyorsun? Yok yani rengini bilmiyorum. Rengini belki, kokusunu vesaire. O yüzden çok sevmiyorum. Hemen gittim arkasına yıkadım. Ama şimdi zaten öyle. Yani bir kere yakılan bir şey gibi aslında. Sonrasında mesela kızlar tabii şöyle. Ayaklarınızı hani böyle ip geçirirler, desen kınalar falan yapıyorlar. Evet, bizde o vardı. Bizde normal kına yakılıyor. Sonra eşin kucağına alır hani gelin basamıyor diye. Eşin olur o anda işte. Alır kucağına, yatağına yatırır. O gün sabaha kadar uyursun. Ama ben bunu istemedim kınayı sevmediğim için. Evet. Arkası hemen balayı var. Hani hoş durmaz dedim. O yüzden yaktırmadım. Evet, ayağına mı yaktırmadın? Elimi de hemen 5 dakika sonra yıkadık zaten. Tutmasın diye. Evet evet. O da iyi kınarmış, girdi. Hemen tuttu. Evet ya. Eşim de hiç sevmiyor. O da hemen yıkamıştı. Peki. Ona da mı yaktılar? Ona da yaktılar yanımızda. Erkeğe yakıldığını biliyorum. Burada ne yapıyorsunuz böyle? Kınadan sonra ilk dansımız. Ay yerim seni. Kınalar tutmuş avucuna evet, çıkarmak. Ne kadar nazlı nazlı bakıyorsunuz. Evet ya. Değişik bir bakışın çok var biliyor musun? Bakmışım. Evet değil mi? Evet. Peki düğün bir tanem. Düğün ne zaman oldu? Düğün de hemen ertesi günü. Yani ertesi günde erkek kınası oldu Ankara'da aslanım. Ben oraya geldiğimde gelinliğimi giydim. Hı. Nikah anı oldu orada bir. Orada da çok büyük talihsizlikler yaşandı. Erkek kınası bu da. Erkek kınası. Arkasında değil. Evet, arkadaki manzara. Bu da kayınvalidem gelin evinin önüydü. Böyle sazcı falan kuruldu. Sonra gene bir yağmur. Her şeyimiz mahvoldu. Sonra artık garajlara, kapalı garaj vardı sığınak gibi, oralara inildi. Ama her şeye rağmen hiç oturulmadı. Davul zurna. Çünkü sazcının ekipman şeyleri burası bozuldu. Neresi? Bu taraf. Aynen, saray burası. Ne kadar farklıymış. Evet, çok güzel duruyor. Eşim beni ailesiyle tanıştırmaya getirir. Sadece bu iki bina vardı. Ya. Allah'ım diyorum, bu adam beni nereye götürüyor, kaçırıyor mu, nereye götürüyor, dağıt dedi. Çok korkmuştum. Eğlenceli. Aynen, bunlar hep eşimin tarafının akrabaları. O zaman herhangi bir salon falan tutulmadı. Tutulmadı, ben salon istemedim. Hani dedim ki gerek yok, zaten bu kadar masraf yapıldı, döküldü, saçıldı iki taraf. Hani bir de eğlendik zaten, yorulduk yeteri kadar. Evet. Pazar günü gelin çıktıktan sonra bir de dış çekimim oldu, oraya gidilecekti. Yetişmedi çünkü yol 2 saat mesafe falan, o yüzden. Aslanım Cemile de Ayşe gibi masrafsız gelin. Çok da şey gerçekten yaptı, laf ediyor ama. Yok ben Ayşe'nin şöyle bak mesela Ayşe'nin de çok şeyine hak ver. Mesela gelinliği almamasına vesaire söyledi falan. Hep, evet. Evet yani ben onu da hani ben de olsaydı giyerdim dedim. Ben Ayşe'nin sadece ekonomik gelin tarzına değil, eksik eşyalarına yorum yapmak istedim aslında. Onu vurgulamak istedim. O öyle seviyor, boş seviyor. Evet, evet. Sadelikten seviyor. Sadelikten. Aynen.
Burası neresi Cemile Hanım? Dedim ya kızlar çok yağmura maruz kalınca biz hemen evin altında böyle kapalı garaj gibi bir yer vardı sığınak tarzı. Sığınak. Oraya indik. Küçük de değilmiş, iyi olmuş bence. Bayağı. Aynen yani çünkü. Kalabalık çünkü. Çok evet. Kalabalıktı Aslı Hanım. Karşı karşıya binalar iki şeyde sığınakları da açtılar. Bir tarafta erkekler, bir tarafta kadınlar. Bayağı karanlık. Israrla oyun oynuyorlar, halayı evet, çekiyorlar. Yani vazgeçmek yok. Değil. Bizde şarkı müzik olmasa kapı gıcırtısına kalkar oynarız. Hadi ya. Evet kesinlikle. O zaman bir görelim bu müzikte nasıl oynuyormuş. Şimdi bu damat kınasında düğünün de oldu. Aynen aslında ikisi bir arada oldu. Biz nikah ayı. Peki nikah? Nikah da burada oluyor. Gelin değil mi? O yüzden. Şurada mı? Sığınakta mı oldu evet. Nikah? Geldi memur. Geldi. Burada nikah. Ay o görüntüleri görmek istiyorum. Ömrünün sonuna kadar evet. Son nefesime kadar evet gene söylüyorum. Maşallah. Maşallah. Ne güzel tebrik ederim. Çok büyük bir aşkla bakıyorsun. Ama eş var ya, eşi çok aşık. Evet. Öyle çok, böyle hiç değil. Hiç elini bırakmamış. Çünkü ilk görüşte aşık olmuş ve istiyorum anne demiş hemen evet. Görür görmez. Ve ne güzel. Kim kimin ayağına basıyor bir daha? Ne yapıyorsunuz orada? Burada bir kavga ediyoruz. O onun ayağına basmaya çalışıyor aynen, galiba. Kuzenim eşime diyor ki bas diyor. Bas sen bas, sen baskın karakter o bastı hani. Sanırım. Sonra ben şöyle bir şaka yaptım kızlar. Ne yaptın? İmzayı atıyoruz tam. Dedim ki koy ayağını imzalamıyorum. Koy ayağını imzalamam. Koydum ben kalemi. Sonra bastım. Sonra tekrar o da bana basmaya çalıştı falan. Eşin de tüh diyor herhalde orada değil mi? Bir bağırıyor zaten. Sonunda basabildiniz. Ya çok eğlenmişler. Nikah evet ya. Evet. Gördüm. Nikah memurumuz çok kaynatmıştı. Ama o önemli bir. Çok böyle esprili nikah memuru olduğu zaman. Güzel enerji, güzel enerji evet. Çekiyor bence. Kapı önünde düğün yapmışlar. Yağmurdan dolayı sığınağa geçmişler. Nikah memuru da gelmiş oraya. Düğünün yapılabileceğini hiç düşünmedim. Hiç hoş olmamış yani ben beğenmedim. Ben bir şey soracağım ya gelinliğin üstü böyle çok taşlı hani hı-hı. Simli gibi falan ya. Keşke duanız daha sade mi tercih etseydim. Yani böyle bildiğin üzerine sanki pulları dökmüşler, simleri dökmüşler. Ben biraz seviyordum sanki. Ben beğendim disko ya. Disko topu gibi durmuyor mu böyle ışıl ışıl? Yakışmış bence ve o zaman öyleydi. Evet, ben de üstünü beğendim. Altı düz olsaymış. Gelinliği 9 sene öncesinin modellerine göre güzeldi bence. Üzeri taşlıydı, straplezdi, altı da güzeldi. Şu an olsa hoş değil ama 9 sene öncesine göre modaydı sanırım. Ne kadar almıştın gelinliği? Ben gelinliğimi 1050 TL'ye almıştım. Çiçeğini ekstra aldığım için. Bir de yanında kına. Evet. Bir dağlı da vermişlerdi. Hani özel diktirttirdim bunu. Gayet güzel. Ya, o kim? İkiniz misiniz resimlerdeki? Evet, onlar bekarlıkken fotoğraf çekiliyor ya kızlar. Oydu. Nikah memuru böyle bir saat hediye etti. Zaman dursun, sevdanız hiç bitmesin. Çok güzel. Anlamlı mı hala? Duruyordu kızlar ama şöyle ben buraya taşınırken sağ olsun kargocularımız düşürmüş, kırmışlar. Yani çok talihsiz yaşadık o zaman. O yüzden maalesef yok atmak abi. Zorunda kaldım. Neyse ki böyle bir tane aynen. Fotoğraf evet. Var elinde. Güzel düşünülmüş. 5 yıl boyunca saklamıştım. Bu nedir? Bitmeyen düğün. Geldik gelin almaya Aslı Hanım. Gelin alma. Gelini sonra da artık evet. Evinize gidiyorsunuz. Aynen artık mi? Evime aslında gidiyorum. Aslında sen erkek kınasında gelinlik giydim. Nikah olsun diye giydim. Şey gelinliğimi tamam. Çıkardım. Baba evine döndüm ve burası baba evinin. Ha sen baba evine gidiyorsun. Baba, ocağım. Baba ocağında nikahın var ama evlisin. Evliyim. Şimdi buradan seni alıyor. Evet, artık evine artık. Geliyorsun. Baban. Abim bağlıyor kuşağı. Ağladın mı burada Cemile? Ağladım. Ah Cemile ağlamış çünkü, sürekli. Çünkü ilk defa o gün abimin sıcaklığını hissettim. Gidiyorsun. Ya. Göz bebeğiydim. Mesela o da evlenmeden önce böyle her dediğimi yapardı. Gece 12'de pastane açtırırdı benim için. Canım. Ama çok duygularını belli edemezdi evet. Yine sana. Burada hissettim abim olduğunu. Nasıl bir duygu? Belki de o da sana duygularını evet, sence inşallah şey, gösteremiyordur. Nasıl hissettin hayatım? Yani sözle mi, dokunuşla mı, sarılmak yani hiç sarılmaz mı? Ben abimi çağlarken görmedim ki. Evet. O yüzden hani böyle sarılıp o abi hissiyatını ilk o an aldı. Şimdi sağ olsun çok iyiyiz. İki tane gül gibi kızı var yiyenlerin.
Hala olmayı da onun sayesinde tattım. Bu da fotoğraflarınız, albümün ben var mı? Ben albüm almadım Aslı Hanım. Evet, onu da canım. Şöyle söyleyeyim, bizim fotoğrafçımız çok tanıdık olduğu için resimlerin orijinalini verdi bize. Evet. Dedi ki nasıl istersen gel çıkartayım, boşuna albüme bir dünya para verme. Sonrasında evet. Şöyle biz dış çekim yaptırdık ama tabii ben doymadım. Bir düğün yorgunluğu vardı. Bu albümümün çekimi, düğün olduğum günün çekimleri. Sonrasında bir yıl sonra eşim bana dedi ki gelinliğin oluyorsa sana bir giy bakalım. Giydim. Güzel düşünmüş. Saçını, makyajını kuaföre gitmeden halledebilir misin? Hallederim. O zaman hazırlan. Nereye gidiyoruz? Dış çekime. Ya ay, çok güzelmiş. Evet. Sonra tekrar hazırlandım, ettim. Bu kez de başka bir yerde dış çekime gittik. Çok güzel. Çok eğlene eğlene böyle güzel bir dış çekim olmuştu orada da. Allah, İki bravo. Tane yaptırdık. O yüzden albüm şeklinde bastırmadım. Ben hep orijinalleri var çünkü elimde. Vallahi çok güzel olmuş ablacığım. Güzel seviliyorsun. Evet. Bunu hep inşallah eşin de, abin de, babacığın da Allah başından eksik amin. Etmesin. Hep mutlu kal inşallah. Hep böyle bizim enerjik Cemile'miz ol. Ay. Evet. Tamam mı? Enerjik diyelim. Kendimi libasa saklıyorum. Korkmalı mıyım acaba? Korkmayacağım. Hiç korkma. Bakayım. Yok yok. Bence de değil. Aynen. Bence de değil. Ve saatler geldi geçti. Şimdi sırada ne var? Puanlama. Puanlama var. Puanlama. Hazırsak. Puanlamaya geçiyoruz. Cemile hazır mısın? Bakalım. Değilim. Aa, hazır ol. Artık hazırım, hazırım ol. Kızlar. Evet, şaka bir tarafa hazırım. Değil mi? Adaletli olacağınıza inanıyorum. Bilmiyorum, beni belki adaletsiz gördünüz. Hak eden kazansın. Hadi evet. Bakalım. Hak eden kazansın diyelim ve puanlamaya geçelim.